hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Yok, vicdanınıza kalmış. Yani vicdanınıza kalmış. Ben sadece Müslüman olarak tarafımı belli etmek istiyorum. Şu an tam kapanma süreci. Biliyorum, zaten, biliyorum. Pandemiden dolayı. Evet. Bu şekilde evet. Şey yapmanız çok doğru değil açıkçası. Ama ne yapayım? Orada kafir benim mabedimi çiğnerken ben evimde mi oturayım memur bey? Doğrudur. Evimde mi oturayım ya. Allah aşkına ya? Siz olsanız nasıl dayanabilirsiniz ama ya? Pandemi sürecinden dolayı. Ne olursa olsun ya. Siyonizm pandemiden daha tehlikeli bir bela. Peki buyurun. Daha tehlikeli bir bela. Yeter artık lütfen yeter artık. Hocam şayet yapılacaksa bence başlayın. Bir an önce başlasın da bitsin yani. Camiden çıkanları bekleyelim istiyorduk aslında ama. Siz bilirsiniz tamam. Seviyemizi koruyaraktan yani evet. Aramızda aileleri hastalık için koruyaraktan. Ey Müslümanlar. Bir saniye hocam. Tamam. Buyurun. Ey Müslümanlar. Dünya Müslümanlarına seslenmiyorum. Türkiye Müslümanlarına sesleniyorum. Kayseri Müslümanlarına sesleniyorum. Benim mabedim ayaklar altında çiğneniyor. Yüzyıldır çiğneniyor. Yeter artık. Oturmaktan ben usandım. Evimde dua etmekten ben usandım. Fetih okuyup beklemekten ben usandım. Siz usanmadınız mı? Filistin'deki kardeşlerim mücadele verirken, canlarıyla öderken, evde oturmaktan utanmıyor muyuz? Ben Müslüman bir kadın olarak utanıyorum. Artık Allah-u Teala'dan İsrail'i kahretmesi için değil, Müslümanları kahretmesi için dua ediyorum. Çünkü biz kahrolduk. Kudüs'ün bize değil bizim ona ihtiyacımız var. Hala anlayamadık mı? Bu zulüm ne zaman bitecek Allah aşkına? Geçmişimizle övünmek kolay. Bugünümüzde ne yapıyoruz? Hepimiz geçmişimize sığınıyoruz. Geçmişimizle övünüyoruz. Geçmişinle övünmek onun gibi hareket etmeyi gerektirir. Abdülhamit Han'ın torunuyum diyorsan eğer kalkacaksın, kardeşin hakkını savunacaksın. Yerinde oturup kalmayacaksın. Elimden bir şey gelmez demeyeceksin. İsrail'in adını anmaktan korkmayacaksın. Ama maalesef biz artık öyle bir toplum olmuşuz ki elimizde telefon sadece. Yerimize çakılıp kaldık. Ben bugün yerimde duramadım. Yerimde duramadım ben bugün. Artık protestolar yetmiyor. Artık kınamalar yetmiyor. Bugün salalar okunacakmış. Okutmayın. Zaten bizim salamız okundu Mescid-i Aksa'da. Neyin salasını okutuyoruz? Müslümanların salasını okudular. Yeter artık. Yeter. Hiç utanmıyor muyuz halimizden? Hiç utanmıyor muyuz aziyetimizden? Hiç yüreğimiz yanmıyor mu? Mescid-i Aksa bu haldeyken yüreği yanmayan imanına baksın. İman sahibimi bir baksın. Ey ümmetin erkekleri. Deli deyin bana. Kafayı yemiş bu kadın deyin. Evet yedim. Delilikse bu delirdim. Benim kutsalım ayaklar altında çiğneniyor. Benim din kardeşlerim orada ölüyor. Sen hala neyin derdindesin? Dün herkes anneler gününü kutladı. Oradaki anneleri gördünüz mü? Ağızları burunları kan içerisinde yerlerde sürüklendi. Bir gün önce herkes Kadir Gecesi'ni kutladı. Kadir Gecesi'nin kadrini bilmek, kandil mesaj atmakla olmuyor. Müslümanlar, kutsalın ayak altında. Bilmem anlatabildim mi? Ben artık insanlığımdan utanır hale geldim. Ben artık evlatlarımın yüzüne bakamaz hale geldim. Ben utanıyorum artık. Ne derseniz deyin. Kınayan kınasın. Ama ben Mescid-i Aksa bu haldeyken gülemem. Mescid-i Aksa bu haldeyken artık ben hayatıma normal bir şekilde devam edemem. Kendinize gelin. Hepinize sesleniyorum. Var mı duyan? Var mı hisseden? Var mı yüreği?
Bunu bir şov olarak bakmayın olaya. Orada hepimizin izzeti, onuru için direniyorlar. Yardım çığlıklarında bulunuyorlar. Kimimiz duyduk? Ölmüşüz, ölmüşüz. Yazık bize. Siyasiler artık kınamaktan bıraksınlar. Bıraksınlar, ya askerimizi göndersinler ya da kapılar açsınlar, bize müsaade etsinler. Nasıl mücahitlik oluyormuş ben göstereyim onlara. O Yahudi askerine ben göstereyim. Ben ölmeye hazırım. Mescid-i Aksa için canımı da kanımı da vermeye, feda etmeye hazırım. Ama yeter ki bıraksınlar bizi. Bıraksınlar bizi. Ben şurada sokağa çıkma yasağının cezasını yemeyim diye düşünürken benim kardeşim orada canını veriyor, canını. Sen yerinde otur. Oturalım. Biz oturalım. Biz otururken elin Yahudisi oturmuyor. Bizim kınamamız artık onlara bir şey ifade etmiyor. Bizim mitinglerimiz, basın açıklamalarımız da bir şey ifade etmiyor artık. Artık harekete geçme zamanıdır. Ey Müslüman kadına bahsesleniyorum, erkeğe değil. Müslüman kadına sesleniyorum. Müslüman anneye sesleniyorum. Eğer ki gelecekte evladına imanlı bir nesil bırakmak istiyorsan Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak zorundasın. Mescid-i Aksa'sız olmaz bu işler. Moda sayfalarında gezinmekle de olmaz. Yemek tariflerinin en güzelini yapmakla da olmaz bu işler. Müslüman kadını sen kalkacaksın ayağa. Kalkacaksın ayağa. Mabedin gidiyor, peygamberin ayaklarının izlerinin bastığı yerler çiğneniyor. Haberin var mı? Ben buradan bütün dünya Müslümanlarına sesleniyorum. Ama duyan yok. Türkiye Müslümanlarına seslenmek istiyorum. Duyan varsa eğer. Henüz imanı diri olan varsa, vicdanı ölmemiş olan varsa, Mescid-i Aksa'yı ne olur bırakmayın. Kafirin eline bırakmayın. Allah bunun hesabını bizden sorar. Allah bunun hesabını hepimizden sorar ey Müslümanlar. Bedelini hep beraber çok ağır öderiz. Teşekkür ediyorum. Detay da alalım. Ayrılma.